Evet, iyi günler değerli memleket izleyenleri. Bugün 27 Ağustos 2020 Perşembe. Yeni bir el meydanı, yeni bir konu ve konuklarla daha beraberiz. Malumlarımız bu geçtiğimiz ay içerisinde, daha doğrusu Ağustos ayının başından itibaren bu düzenli olarak haftada iki kez yapmakta olduğumuz programlara sağlık sebeplerin dolayısıyla ara vermiş. Bugün kaldığımız yerde yarının ve işte önümüzdeki 30 Ağustos'un önemine binaen de uzun süredir düşündüğüm değerli tarihçi, ne diyeyim artık, tarih PDR, pek çok konuda Konya'nın uzman olarak bildiği, tanıdığı Hakkı Güleç, daha doğrusu biraz sonra kendisi tanıtsın isterim. Hakkı Güleç abimizle dünkü yaptığımız telefon görüşmesiyle bugünkü programı kendisine tahsis etmiş olduk. Hakkı, öncelikle hoş geldin abi. Evet, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Böyle bir programda sizinle buluşmak ne evet. Güzel yani. Bugün 30 Ağustos önümüzdeki gün işte, bugün evet. 27'si. Evet efendim. Tabii ki sizin pek çok konuda şimdiki ilk sorum, Hakkı Güleç kim oldu, kimdir sorusuna cevap verirken kendinizi tanıtırsanız ben bir yanlış kelime kullanmak istemediğim için fazla ayrıntıya girmedim. Evet efendim. Ancak ondan önce abi, şu anda biz sosyal medya üzerinde dijital sosyal medya televizyonculuğu yapıyoruz, yaptığımız iş. Onun için sizin de akıllı telefonunuz vardır. Var var. Memleket TV veya Hikmet Peker üzerinde bu canlı yayını siz de şu evet. anda paylaşırsanız. Sen çalışsak kendi paylaşırsanız. Şeyimiz olmuyor. Paylaş dedim. Evet. Şu anda ben şu anda Hikmet Peker olarak paylaştım. Evet. Hikmet Peker'e de girebilirsiniz. Veya şey, bakabilir miyim abi siz de şu anda ne durumda? Şimdi ben şeyden paylaşıyorum. Teyisten ama. Ne oldu abi? Normal teyise bir girin isterseniz evet. Benim ben yapayım. Buyurun efendim. Şimdi bu işimizle alakalı bir, çünkü sizin de evet. biliyorum gerek Konya'dan gerek Türkiye'nin değişik yerlerinde evet, çok evet. fazla takipçileriniz var. Evet, evet. En azından onlar da canlı canlı izlemiş olsun. Abi şöyle bir çıkalım, şuradan Hikmet Peker'e bir girelim. Evet. Evet. Siz onu yaparken ben... Buyurun abi, isterseniz buyurun. Siz aynen öyle. Yaparken. Hakkı abi, Hakkı Güleç kimdi? Ha, yani genel hatlarıyla. Evet. Burada bir boşluk olsun. Memleket dostum. Evet, buyurun abi. Efendim önce buraya beni davet ettiğiniz çok çok teşekkür ediyorum. Ne demek abi? Kısaca kendimi tanıyan tanımayanlar için anlatmak istersem. Evet. Ben Antalya Akseki'li, Konya, Antalya Akseki, Akseki merkez, ana baba, yedi kuşak, suka çıkmış Akseki diyelim. Eyvallah abi. Ve Konya'da uzun yıllar ortaokul liseyi burada okudum. Ortadoğu Teknik Üniversitesi eğitim bölümünü girdim. Eğitim bölümü o zaman PDR bölümü yoktu. Biz daha ziyade rehber öğretmen ve o dönemlerde Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Mustafa Üstündağ o dönemki Milli Eğitim Bakanlığı. Abi bir dakika, ben şimdi telefondayken ben siz bayağı çünkü çok kaçırdım. Şöyle baştan başlayalım. Antalya Akseki olduğumuzu biliyor musunuz? Evet, evet. Abi doğum tarihi nedir? Memleket anne baba kimdir ya? Nerede doğumunuz? Orada mı geçer? Konya. Doğum Konya'da mı? Konya, evet. Konya'dasınız. Evet, evet. Kaç doğumlusunuz abi? 58. 58. Hemen notumu evet. alayım abi. Yani ama genç bir ben hatta yani size inanın. Abi de hitap etsem ayıp olur mu? Yaşık ya, mıyız diyecektim. Ya bazen. Bayağı büyüksünüz ama genç gösteriyorsunuz. Rahatla abi. Hakkı abi. Antalya Aksekili olarak bir ailecilik Konya'da doğdunuz. Baba, anne Konya'da ne işle meşgul? Şey var, bu Toros Petrol biliyorsunuz. Evet. Konya Toros Petrol. Oranın kurucusu Mehmet Tevfik Güreç, Ömer Duruk ve Mustafa Duruk. Evet, üç ortaklar. Ömer yani. Duruk. Benim... Telefonunuzu abi ses salıverin isterseniz. Şey Ömer Duruk benim dayım, dayımdır. Akrabası. Dayımdır. Ve burada 1953 yılında kurulmuştur. Evet. Ve onlar şu anda hiçbiri hayatta yani değil. Yani babanız da Mehmet yanında. Mehmet Tevfik Güleç, Ömer Duruk ve Mustafa Duruk olmak üzere Konya Toros Ticareti kuruyorlar. Kuruyorlar. Evet. Ha. O şeyden eski garaj var. Şu anda yıkıldı. Değil mi? Biliyorsunuz eski garaj. Tamam. Kulesi'nde evet, evet. ne oldu? Evet, 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 evet. Orası. Kulesi değil canım. Daha eski garaj. Şeyin orası. Bu. Şu anda yıkıldı. Dolmuşların ilk kalktığı yer.
Anladım. Tamam bak. Ha, çok daha eski, öncesi. Çok eski, çok eski. Şu işte Ankara yolunda jandarmanın bahçesi. Şu anda orası var. Evet, tamam. Birkaç yerde var. Neyse abi şimdi mevzu neyse şimdi. Yani. Oraya babanız da yani orada babanız aksa giden o iş düzeni, ekmek davası öyle Konya'ya evet, gelmişsiniz. Evet, yıllarca orada, evet. Orada çalıştık. Yani geri sebebimiz o. Şu aşta o iş bir hayatta değil. Siz, bizler de sorduk. 58'de Konya'da doğdunuz abi. İlk evet. Okul ne? Konya'da hangi okul? Mümtaz Kurum. Mümtaz Kurum. Mümtaz Kurum, evet evet. Sonra Konya işte ortaokul, ortaokul, sonra Gazi Lisesi, sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Gazi Lisesi mezunu. Peki abi ilkokul veya ortaokuldan şu anda samimi arkadaşlarımız kimler var? Burada Osman Uzun Koyan. Ha, o bizim Osman abimiz var. İlkokul arkadaşımız mı? Onunla biz ortaokulda, şey lisede beraber. Lisede beraber. Evet, evet. Sonra Gazi hangi bölüm abi? Gazi Fen Edebiyat oluyor. O zaman Gazi Üniversitesi, Gazi Ankara. Gazi şimdi bakın. Karıştırma. Burada Gazi Lisesi. Ne mezunsunuz? Gazi Lisesi. Yani. Oradan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Ha, Orta Doğu, pardon. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. PDR diyelim bugünkü dilim. Ha, PDR. Ancak o dönemde şöyle bir şey var. Biraz farklılık var. Psikolojik danışman rehberlik diye geçiyor. Ancak biz tarihi dersler aldık. İşte fiziktir, kimya şeydir, matematiktir. Hani siz de fen liselerinde bir fizik dersini de anlatabileceksiniz, matematiği de anlatabileceksiniz, rehber öğretmenlik yapın. Çok geniş bir, bayağı... sonradan bu dağıldı yani. Anladım, başarılı böylesiniz demek yani. Ya başarılı şu, şimdi yani. Şöyle, İyi ben, bak şeyin bir lafı var Einstein'ın. Ortalama vasat zekalı da olsa bir insan, deha dediğiniz insan, onda, yani deha olmanın, 10'da 9'u çalışmak diyor. Vasat zekalı da olsanız siz o zekalı... Yani siz çalışkan mıydınız? Ya yani? Çalışkan olduğumu düşünüyorum. Evet. Çok zeki miyim? ODTÜ'de bitirdiniz. Evet. Sonra abi? Süreç içerisinde bir dönem Toros Petrol'de, otomobil satışlar tabii 20 yıl falan ticaretle uğraştım. Ha. Süreç içerisinde işte tercihlerim oldu. Kendi dershanemizi kurduk. Ha, kendi dershane neydi kurduk. Abi ismi de? Ya bu şey ne? Ne dershanesiydi bu şeyin orada? Özel idare binasının orada Kızıl Çarşı'nın arka Kızılay İşhanı'nın arkasında. Orada bir dönem 5-6 sene dershanede hem rehberlik, özel öğretim grubu rehberlik servislerinde görev aldım. Orayı evet. Kurduk, yönettik. Süreç içerisinde dershanecilik aşağıya düştü biliyorsunuz. Sıkıntılar oldu. Ben Konya'dan taşındım. Nereye taşındın? Mudanya. Evet, bu arada askerliği nerede yaptınız? Askerlik şey. Bunları pardon, sözünüzü şunun için soruyorum. Yani sizi tanıyan zaten tanıyor. Evet evet. Allah uzun ömür versin de yani bu fani dünya gelecekten sonra ileride sizi tanımayan insan merhaba da Hakkı Güleş kimdir dediği zaman tabii evet. Yazılı var da Google'a yazılı çıkacaklar ama ben istiyorum ki bu yayınla kendi ağzınızla Hakkı Bey işte şurada doğmuş, şurada yaşamış, askerliği evet. Şurada yapmış, şu hanımla şu zaman şöyle evlenmiş, şu kadar çocuklar olmuş. İşte ve gibi evet, hayatım evet. Derdim o yani. Evet evet ben sizi çok iyi anladım. Askerliği nerede yaptınız abi? Askerlik Trakya, Tekirdağ. Tekirdağ'da. Tekirdağ, evet. Komando askeri. Askeri mi oldu? Orada daha komandosu biraz kısa boylu yani orta boylu. Hani daha komandosu biraz... Boylu postu gibi. Değil, işte, hayır hayır. O daha komandosu hedef teşkil etmemek için nefes sorunu olmayan, sigara içmeyen falan filan kondisyonu iyi olan. Gözü iyi olan falan. Boy şartı yok yani. Ha yani evet. Daha komandosu saat yaptım. Evet evet. Evet. Abi, evlilik nasıl oldu abi? Evlilik süreçlisi 1983'lerde evlendik. İşte eşim ev hanımıydı. İki çocuğumuz. Görücü usulüyle. Yok aslında görücü usulü için benim konum biraz da aile danışmanlığı ya. Ha, doğru, bizim kendi evet. Mahalle arkadaşımız. Ha, ben Şinam, tanışarak yani. Şinam Çeşmesi'nde bir müddet oturdum. Öyle mi? Dönem Şinam Çeşmesi'nde. Biliyorum. Benim orada evim var şu an. Öyle mi? Aa, ne güzel. Şinam Çeşmesi'nin o sokakta oturduk evet, uzun yıllar. Evet. Eşim de o sokaktaydık falan. Aha. Aynı ilkokuldaydık. Şu bu. Şimdi iki oğlum var. Biri eczacı İstanbul'da, biri de avukat. İkisi de İstanbul'da. İki oğlumuz var. İkisi de avukat. Biri avukat, biri eczacı. Maşallah. Torun tozunda var şimdi sizin. Ya şu anda evlilik, nişanlı ikisi. Ha çocukla pardon. Biraz yeni nesil biraz biliyorsunuz. Biz eskide bir acele etmiyorduk. Şimdi bak 25-30 yaş bizler evlendiysek onlar da 30-35 kaydı değil mi? Yani şimdi benim çocuklarım açısından söylemiyorum ama genel olarak ben bir aile danışmanı, lisans eğitimci, yazar bir afiş yaptın ama siz abi pederecesiniz. Siz yani... Pedere diyelim. Evet pederecesiniz. Dolayısıyla bu tür konulara da girelim inşallah yani. Tabii tabii. Daha tamam, sonra bir program yapabiliriz. Şimdi ben daha sonra lisansüstü aile danışmanlığı programını bitirdim.
Aile danışmanı olabilmek için PDR, psikolog, tıp mezunu olma gerekiyor. Aile danışmanlığı işte 500 saat ders alıyorsunuz. 7-8 ay sürüyor. İşte orada aile içi iletişim, karı koca statülerin gereklediği roller nedir ne değildir. Bu Avrupa'da 70 yıldır var olan bir kurum. Türkiye'de de aile... son yıllarda değil mi abi? Tabii. Yeterince var mı peki? Şu anda Türkiye'de yeterince aile danışmanlarımız var mı? Şimdi süreç şu, sanayileşen bir toplum. Hani geniş aileden çekirdek aileye geçtikçe geniş ailede toprağa bağımlı yapıda aile içinde karı koca arasındaki sorunları, ayarları, ailenin büyükleri daha aynı mekanda yaşadıkları için, yakın oldukları için birbirlerine ayar veriyor. Bir nevi danışmanlık yapıyorlar. Gelenek, görenekler üzerine o evlilik gidiyor ve sağlıklı da oluyor. Çünkü orada bir aidiyet var. Süreç içerisinde boşanmalar artıyor, çekirdek aile. Küçük evlerde ve karı koca ve onların arasındaki sorunları müdahale edecek, ayar verecek gibi. Orada boşanmalar artınca aynı konular Avrupa'da, Almanya'da, Amerika'da sonuçta deniliyor ki bunlar böyle bir tedavi odaklı değil de aradaki danışmanlık, ruh bilimi, davranış bilimine hakim olan kişilerin ekstra karı koca ilişkileri, ekonomisi, aile içinde çatışma konuları, çocuk yetiştirme gibi yüzlerce alan var, aile ekonomisi gibi. Aile hayatın bir sürü yönleri var. O yönleriyle ilgili ekstradan sırf bu konuya odaklanmış, bu konu üzerinde profesyonel kişiler yetişsin. 60-70 sene önce bu Almanya'da, Amerika'da başlamış. Türkiye'de de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şu ana kadar yaptığı en iyi şey Fatma Şahin var. Antep isimleri veriyor. Belediye başkanı eski en iyi şeylerden biri bana göre. Evet. O dönem Türkiye'de bu boşanmalar arttı, şu arttı, işte kadın şiddet, şu bu. Bunu Avrupa nasıl çözüyor şeklinde araştırmalarda? Avrupa'da belediyeler noktasında işte 600 aileye, kimi yerde 300 aileye bir danışma düşüyor. Evlilik öncesi hani siz teşvik altında olmaz da bir otomobile binmeden önce bir ehliyet kursuna gidiyor. Abi konu çok güzel de son cümleyi bırakıyorum. Yani sonuçta insanlar evlenmeden önce aile danışmanıyla danışıyor. 20 saat falan bir süreç yaşıyor. Evlendikten sonra da her problemde o danışmana müracaat ediyorlar. Avrupa'da bu. Ancak Türkiye'de bu çok güzel başladı da süreci devam ettiremediler. Ettirememelerin nedeni eksen kayması oldu diye bırakalım bu konuyu. Evet. Abi inşallah bu konuda size önümüzdeki günlerde bir ayrıca başlamasına çok önemli. Evet, aile olayı ve evet, Türkiye'deki aile yapısıyla ilgili bir yorum yapalım. Şimdi siz tabii ki ister istemez konu şuradan geldi. Siz bu altyapı ve eğitim alınca şimdi tarihin nereden Konya'dan geçmişsiniz abi. Bir Bursa'ya geçmişsiniz abi. Onu da tutabiliyorum. Asıl bugün ne alakası Konya'da? Udanya'ya niye gittiniz abi? Udanya'ya şöyle, aslında gitme niyetim İstanbul'dur. Konya'dan İstanbul'a gittim. Çünkü benim emeklilik sonrası dönemlerde yapmak istediğim konu işte seminerler, mesleki profesyonel olarak aile danışmanlığı, ruh bilimciliği, mesleğim İstanbul'da ama İstanbul'a en yakın Mudanya'yı gördük. Gidiş geliş kolay. Şimdi İstanbul Mudanya arası günde Budo ve İdo diye markalarda söyleyelim. Sabah 6'dan akşam 12'ye kadar saat başı dolmuş gibi gidip gelen şeyler var. Bir saat sonra İstanbul'dasın. Yani siz Pendik'ten tarihi yarımadaya gitmek 3 saatse benim oradan 1 saat. O zaman yani İstanbul'un arka sokağı gibi şu anda. Mudanya'yı seçme nedenim hem ilerleyen yaşımızda İstanbul'un o kalabalığına, engelmesine gelmemek hem de İstanbul'dan yararlanmak. Çok. Yani o bir kendi yaş durumuma göre önümdeki evet, hayattaki verimli olmalı. Şu anda neredesin abi? Şu anda %70 Mudanya'da, %30 Konya'da. Konya'daki düzenim bozuldu. Tabii. Sık sık geliyorum. Düğünümüz oluyor, derneğimiz oluyor. Sizler varsınız. Eyvallah. Allah razı olsun. Konya'da var. Tabii o zaman. Evet. Yok yani. Yavaş yavaş mevzuya girelim. Evet. Hadi hızlı girelim. Evet. Öyle ki. Abi siz bir uzman gözüyle artık hangi konuda uzmanlığınız da şimdi bu dediğinizin haritası bir tarih. Şimdi tarih şöyle, kısa bir cümle yani. Onu da anlatın da soruya gelin. Bir cümle. Tarih nereden geliyor derseniz. Şimdi üniversitede seçme dersler var. Branşın dışında bir dersi seçebilirsin. Ben Cumhuriyet tarihini seçmiştim. Cumhuriyet tarihini. Cumhuriyet tarihini seçince bu sefer o Cumhuriyet tarihini anlamlandırabilmek için en az 100 geriye yıl geriye de anlaşmamız gerekiyor. Tarih öyledir. Birbirine ile o sizin ilgi alanınız oluyor.
Ve hayatınız boyunca tarihi kitaplarını okumaya başlıyorsunuz. Mecbur. Bir yerde araştırmacı tarihçi statüsüne geliyor. Son zamanlarda ben de öyle bir yerden geldim abi. Bugünlerde bizim en fazla çarpıtılan konu, en fazla anlamlandırmamız, en fazla doğru öğrenmemiz gereken konu tarih bilgisi, inanç bilgisi. Bu iki konu bilgisi, çok önemli. Kesinlikle. Bu iki konu çok önemli. Yani dolayısıyla siz bu konularda da araştırdınız ve şu anda en azından ortalama bir vatandaşın bayağı bir üzeri seviyede de bu konuda bilgi sahibisiniz. Çanakkale üzerinden... Bildiğim için de ben bugün sizi buraya zaten 30 Ağustos konuşma olduğunu davet ettim. Son bir şey söyleyeyim. Çanakkale üzerinden yurt dışında ve yurt içinde birçok yerlerde görselli sunularım oldu. Çanakkale çok önemliydi. 30 Ağustos çok önemli. Cumhuriyet 29 Ekim çok önemli. Bu çok önemli şeyler üzerine seminerlerim oldu birçok yerde. Evet. Abi şimdi abiye hitap ederim, biliyor musunuz? Hocam da hocam. Hocam fark etmez hocam. Neyse. Şimdi hocam ben sizin yanınızda haddime değil de acizane ben de tarihe duyarlı. Hepimiz tarihe merak eden. Hepimiz bu kadar. Üniversiteci duyarlılığıyla. Ve toplumun derdini dert edinen bir insan olduğumu zannıyla size şunu sormak istiyorum. Yani gerçekten dümdüz hiç önyargısız veya tabii, şey. Tabii. Ya son zamanlarda ülkemizde yani hatta son günlerde diyelim 26 Ağustos Malazgirt zaferi tarihi takvimlerimizde yazan bizim Türklüğümüzün bir sembolü bir gün. Evet sembol, efendim. Sembol bir gün. 26 Ağustos. 1071. Yılı 1071. Bir de 30 Ağustos Zafer Bayramı dediğimiz milli bayram ilan edilmiş yasayca, yasa ve kanun koyucu tarafından. 30 Ağustos Zafer Bayramımız var. O da 1922. Evet. Şimdi arada 851 bir yıllık fark var. Evet. Şimdi insanlar siyasete tabii ki milletler devletleri kuruyor. Devletlerden hükümetler aracılığıyla yönetiliyor. Şimdi hükümet mi diyeyim, devlet mi diye bu konuda bile kararsızım, size onu da soracağım. Şimdi hükümet veya devlet tarafında bu toplum, bu millet, ne derseniz deyin millet diyorum ben. Bu millet, Türk milleti sanki 26 Ağustos'la 30 Ağustos arasından birinden birini tercih edip onu daha çok önemseyip birini biraz daha itibarsızlaştırmak gibi bir kavşakla karşı karşıya geldiğini zannediyorum bu hükümet edenler tarafından. Hocam görünen köy. Öyle mi? Evet. Tamam o zaman. Yani ben gerçekten yani taraf olmak adına. Bu nedir hocam? Bu ülkemizde yaşanan şu andaki 26 Ağustos kutlamaları olağanca ve mümkün olduğunca coşkuyla ve köpürtülerek yapılıyor. Koronavirüsü yok sayılarak. Daha 30 Ağustos'a 5 gün kala veya 1 hafta kala da yine bu hükümet edilenler tarafından 30 Ağustos için koronavirüs tedbirleri dolayısıyla bir türlü kısıtlamalar getiriliyor. Yani ben bunu nasıl yorumlarsınızdan ziyade bunu böyle düşünen insanları yorumlamanızı istiyorum. Yani evet, evet. Bu nedir hocam? Bu hocam bak ben size çok net bir cevap vereyim. Tarih bilimine hakim olan bir insan ister muhafazakar olsun, hangi görüşten olursa olsun önce bir duruyor kardeşim. Gazi Mustafa Kemal hakkında fazla ileri gitmiyoruz. Tarihi böyle çakma tarihçilerin zan oluşturmak üzere, evet. Algı oluşturmak üzere piyasaya sundukları o tarih bilgisine itibar ediyoruz. Hikayeler var. Çünkü o insanlar bu işin ilmini yapıyorlar. Hasbelkader X, Y, Z görüşlerine sahip de olsalar bu konuda sesleri çıkmıyorlar. Sessiz kalıyorlar. Niye sessiz kalıyorlar? Niye? Bir, bir statüleri varsa sistemde birinci konu o. Korumalara. İkinci konu statü korumak adına değil mi? Statü yani durumlar, pozisyonlar. Pozisyon hani koruma. Yani devlette bir hadi örnek bir beklentileri. Yani, bu amidir, kaymakamdır, şudur, budur, emniyet müdürüdür. Yüzlerce statü var. Kamu görevlisi. Adam vatandaş bu işi dört dörtlük gelse de bir de şu var. Vatandaş vatandaş şey olacak iş yerine muhasebeci soruyorum. İki kere iki kaç diyor. O da diyor ki en kurnazı siz kaç olmasını istiyorsunuz diyor. Şimdi bu insanlar statüyü korumak için çoğu insanlar zoru gözlemliyor. Maalesef çoğunu var. Ama bakın maalesef. Sistemdeyse ondan bu sefer bunu böyle konuşacaklar. Bu hep sistemde suçlu insanlar mı suçluyor böyle? Hocam şimdi ben insanları suçlamıyorum. Esas konu rejim ne tarafa doğru gidiyor? Şimdi bu sorunuzun başına dönersek niye bu ikilik dediniz? Niye bu evet, ikilik? Şimdi ben asla bu 1071 Fatih Sultan Mehmet, Alparslan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk birini baskılayıp birini yüceltmek gibi garip
Saçma sapan bir şey. Bu dünyanın en safsata şeyidir. Bunlar bizim taş parçalarımızdır kardeşim. Sen şu kolunu yok kabul edin. Bunu mu bundan daha iyidir diyebilir misin? Bu yanlıştır. Bu yanlıştır. Şimdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1071'de Türkiye Anadolu'ya gelen o Anadolu'ya adım atan Türkiye'de. Türk aslında öncesinde de doğru Roma İmparatorluğu'nda kenarında Türkler var aslında. Öncülükler var. Ancak devlet olarak buraya gelmesinin temeli 1070'tir. Şimdi 1071'de Selçuklu Anadolu Selçuklu İmparatorluğu Başkanı, İmparatoru ve karşılarında Doğu Roma İmparatoru Diyarjen. Onlar çöküş anında. Bitmek üzereyken burada en güçlü bir Selçuklu İmparatorluğu darmadağın etti oturdu. Gelelim Fatih'e. Bizans İmparatorluğu surlar içerisinde kalmış 13-14 bin ordusuyla Fatih Sultan Mehmet 130 bin ordu var. Osmanlı döneminin en güçlüsü Bizans İmparatorluğu en dipte. Ve Fatih surları ilmiyle almıştır. Çünkü Fatih Sultan Mehmet ve Osmanlı İmparatorluğu içinde en çok saygı duyduğum, en çağdaş, en ilerici, döneminin çağdaş imparatorudur. Ve bu matematiğe, bilime, felsefeye, sanata saygı duyan bir insandır. Onun tüm icraatları başımın üstündedir. Sonuç ortadadır. Sonuç ortadadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bu iki şahsiyetin kurtardığı bu yapıyı tekrar kurtarmıştır. Nasıl kurtarmıştır? Ancak dezavantajlı bir durumdadır. Çünkü 11 yıldır savaşan bu ülke her anlamda bitmişti ve karşısında devasa emperyalist bir güç vardır. Haçlı emperyalizm bir şekilde sayarak ve onların olarak karşısında o imkansız denileni yapmıştır. İmkansız denileni hocam, burada bir soluklandım, ben bir özetleyeyim. Yani üstünde ve altından çizmek mi, üstünden geçmek mi denir? Siz soluklandım. Yani güzel, siz de cümlenize başlarken dediniz ki Fatih, Abbaslan ve Kemal Atatürk'ü kıyaslamak doğru değil. Yanlış, ancak yanlış. Yani fakat bir de bir realite var yani. Farz et ki kıyaslayalım. Birileri kıyaslıyor ya. Hadi kıyaslayalım. Ya Alparslan ve Fatih dediğiniz gibi karşı muhataplarının bitmek üzere, silmek üzere küçük ve aciz zamanında bu zaferleri elde ettiler. Atatürk'ünki ise karşı muhatabının coştuğu, dünyayı artık Anadolu'yu parselleyip paylaşmak ve yutmak üzere olduğu bir zamanda yapılan bir zafer var. Yani şimdi bu onların kazandığını değiller yani. Tabii hocam. Yani. Şimdi mesela hocam, şimdi özet cümle söyleyeyim. 1682 ikinci Viyana kuşatmasından beri sürekli geri çekilen Türk insanı en son Sakarya 1919'da. Bir dakika kardeşim demişti. Bak 1683'ten 1919'a kadar geçen 236 yıl sonra bir dakika kardeşim demişti. Bir saniye demişti. Biz o kadar çekildik. Çekildik abi. Burada bir durum demişti. Ve Sakarya 1919'dan Sakarya Meydan Muharebesi 23 Ağustos 1921 yılında 238 yıl sonra orada bir durdurmuşlardır. Orada bir Sakarya'da durdurmuşlardır. Sakarya'da yani durdurmuşlardır. Özet cümleler söylüyorum detaya girmeden. Tamam. Ve bir yıl sonra 26 Ağustos 1922 yılında da Püskürtme Harekatı'na başlamışlardır. Önce bir durdurmuşlardır. O 236 yıllık Haçlı emperyalizmi karşısında geri çekilen Müslüman Türklerin Dörük kardeşim dediği Sakarya Meydan Muharebesi'dir. Sizi buradan atacağız dediği bir yıl sonra da büyük taarruzdur. Büyük taarruzdur. Dünya ülkeleri bunu büyük taarruz diye geçer. Ve bu büyük taarruzun safhaların detayları o kadar çoktur ki bunlar ana başlıktır. Ve bu büyük taarruza kadar olan sürede Sakarya'dan sonra Eskişehir Afyon hattına çok güçlü bir savunma hattı kuran İngiliz-Yunan birlikleri, İngiliz komutanların da başında olduğu, sek idare ettiği, lojistik destek verdiği, tepeden tırnağa donatlı ve Sakarya Meydan Savaşı'nda 30.819 asker silahıyla birlikte kaçmıştır. Ve bunlar 26 yerde karşı devrim olarak hareketleri vardır. İskilipli Atıf Hoca ve türleri, İngiliz muhbirleri ajanlarınca kışkırtılmış, Anadolu'nun 26 ayrı yerinde iç savaşlar başlatmıştır bu 30.000 asker. Evet abi, hak abi. Şimdi suyumuz var abi. Var abi. Şimdi ben yine bir genelleme toplamak istiyorum ki yani bu yayınımızı
Ola ki önümüzdeki günlerde ortaokul talebeleri, lise talebeleri, üniversite öğrencileri veya tarih mezunu insanlarımız isteyebilir. Şimdi özetlemek istedim. Çok güzel detaylandırdınız. Yok, özet evren... aslında. Yok, size göre özet de bana göre. Şimdi 1071'de Orta Asya'dan Anadolu'ya giren bir Türk milleti diyelim veya devleti veya imparatorluğunun 1071'den Selçuklu, Osmanlı, Fatih'in 1453 İstanbul'u fethi, dört kıtada hükümdar olmamız, at koşturmamız ve 1683 değil mi abi? 1683 ikinci Viyana Savaşı'nda Osmanlı gelemiyor. Şimdi tamam. Hasta adam oldu. Bir dakika şimdi 1071'den 1453'ünü alıp 1683'e kadar ki bir hakimiyetimiz vardı Anadolu bizim merkezimiz. Evet. Şimdi 1683'ten de itibaren de böyle bir geri dönüş. Evet, evet. Ne zamana kadar ki işte 19 Mayıs 1919'da. Orada bir dakika. Bazen burada biz size isyan ediyoruz. 19 Mayıs'ta başladı. Alasya genelgesinde gizli ihtilalci şubeler milletin istiklalini yine milletin evet, aslı ve kararlılığı kurtaracaktır der. Şimdi fark edelim şimdi çok önemli bir nokta. Evet. Şimdi 2020'deyiz ya. Farklı evet, 200 yıl geçti Türkiye'nin olduğunu ama biz yine bu Türk tarihini anlatıyoruz. Bir hoca, bir öğrenci. Evet, evet. Şimdi benim dediğim gibi 1071'i alacak. 1453'ü de alacak. Evet. 1683'ü de alacak. Sonra evet, aşağı doğru inecek. Evet. 1919'a gelecek. Şimdi buradaki tarihte 1919'dan ve bugünkü asıl konumuz 30 Ağustos 1922'ye de gelecek. Şimdi 19 tabii, Mayıs'tan, 19 Mayıs'tan bir de 30 Ağustos arası var. Ha, kısa ve o zaten temel. Tamam. Kurtuluş ve kurtuluş zaten benim de İstiklal mücadelemizi... Hocam kurtuluş savaşı i̇stiklal değil, milli mücadele değil, istiklal evet, mücadele değil. Hepsi doğru. Yani kurtuluş ama... derken biz zaten batmadık ki. Türk hiçbir zaman zaten sıfırlanmamış ki yeniden kurtulan. Batırılmak üzereydik. Ben istiklal hocam çok dibe düşmüşsün oradan. Kurtulmuşsun. Yani, misaki yani, milli... Yani, çok bakıyor, misaki milli sınırları çok konuşulur. Efendim işte Mustafa Kemal Anadolu'da az bir yer aldı. Lozan'da ezime çarptık. Ya sen... 19... Hocam çok güzel net bir soru ya. Sen evet, ve Lozan hocam bir karşılaştır mısınız? Sen anlaşması yani, kısaca. Bakın Sen anlaşmasında Osmanlı hanedanı kendini inkar etmiştir. Niçin? Kabul ettiği birkaç ilde Karadeniz'de şurada burada birkaç ilde kendi hanedanın olduğu İstanbul bu Sevr'in dışındadır. Burada kendisini inkar etmiştir. Türklük adına yani bizim şu andaki Türklüğümüz yani tabii Türklük diyeceğim Türklük adına Türk devletinin Anadolu'da Türk devletinin Sevr bir yüz karası değil midir o? Şimdi bakın Sevr aslında meşhur değildi. Bakın hocam niye değil? Meşhur o ayrı ama yani bak, anlam itibariyle de bizim niye meşhur? Bak hocam bir şey burada çok önemli. Niye meşhur değildir? Osmanlı meclis mebusanı dağıtıldıktan sonra padişahı imzaladığıdır. Dolayısıyla meclis Anadolu'ya taşımıştır. Osmanlı Meclisi Mebusan'ın dağıtılma nedeninin en önemli nedeni misaki milli sınırlarını kabul etmesi ve o işgalci İngilizlerin şeyine uğradılar, gazabına dağıtıldılar. Ve bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınıyor meşru kararlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk milleti adına karar alan mecliste Sevr Anlaşması onaylanmadı. Bu bir. Osmanlı bunu onayladığı zaman meclis yoktu. Türk milletini temsil eder. Osmanlı Meclisi Mebusanı dağıtıldıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruluyor. Ve yani Osmanlı Meclisi'nin derdini hocam. Sesi kutsamaya çalışanlar da bir az da olsa yani bunu ben onların ruh haline kendimi sokamıyorum ya. Sizce Sevr'i niye kutsamaya çalışıyorlar? Hocam Sevr'in bak daha net konuşalım. Yıl 1914. Amerika'da Wilson prensipleri var. 1914. Sonra emperyalist güç olacak. Amerika adım adım Türkiye'deki bütün kongre tarihlerini, bütün kongreleri izliyor. Ve orada gazetecileri, ajanları Türkiye'de gelip Amerika'da yetişmişleri ajan olarak kullanıyor. Ve Sivas Kongresi'nde dahi Amerikan mandasını en fazla direnen onlar. Amerikalılar santim santim bütün hareketleri takip ediyorlar. Wilson prensipleri şudur. Osmanlı ile ilgili kısmı şudur. İşte burada Ermenistan kurulacak. BOP projesine benzer biraz daha karşılıklar. Bugünkü BOP projesinin güncellenmişidir sevdiğini. Şimdi ben BOP projesini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakim kılmak istiyorsam Sevr'e benzer bir şeye okey demem gerekecek. Sevr'in güncellenmişi okey BOP projesidir. Güncellenmişi. Sevr'de de bir Osmanlı köylü devleti kurulsun isteniyor ve buna hanedan okey diyor. Ama hanedanın buna okey deme hakkı yok ki çünkü
Osmanlı Meclisi mebusanı dağıtılmış, misaki milli, bakın misaki milli kabul eden Osmanlı Meclisi mebusanıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi değil. Ve sonra Osmanlı Meclisi mebusanı bunu kabul etti diye işgalciler tarafından dağıtılınca meclis Anadolu'ya taşınır. Türkiye Büyük Orası Millet Meclisi kurulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sevr Anlaşması'nın imza şey yoktur. Kabul yok. Zaten yok, Türkiye kesinlikle. Osmanlı Meclisi'nin devamı olduğu için orada alınan... Ben anlamdan soruyorum. Bu Sevr'deki kabul edilseydi farz etti. Yani olmaz da yani Atatürk Bey neyse. Sevr'in sınırları şu andaki sınırlarımızın 1/3 kadar var mı hocam? Hocam Sevr'de birkaç Anadolu'da birkaç il. Bakın birkaç Sakarya Savaşı'nı size şöyle anlatayım. Sakarya Savaşı dedik ya 236 yıl sonra durduruldu. Farz et durdurulmasaydı ne olurdu sorusunun cevabı sizin o soruyu cevaplar. Farz et Yunan ordusu. Hani keşke Yunan galip gelseydi dedikleri şey. Eğer Yunan Sakarya'da Türk ordusunu darmadağın etseydi o zaman Sevr'i kabul ettirmek için sana yani Sakarya'yı cevabını aldım. Ya. Şu değil mi hocam? Yani keşke Yunan kazansaydı diye Sevr'i imzalayacaklar. Yeter ki şimdi bak, Atatürk ve Cumhuriyet olmasın, halifelik hocam, Osmanlı devam etsin. Şimdi bakın daha net bir şey söyleyeyim. 1683 yılından itibaren 236 yıl boyunca Türkleri kovalayan insanların Haçlı. Zihniyetinde, Haçlı emperyalizminin zihniyetinde Anadolu Müslüman Türk, yani Müslüman Türklerin önce Avrupa'da, sonra Balkanlar'da, sonra Anadolu'da silinip atılmasıdır. Nitekim Çanakkale'de geçemeyen deniz muharebeleri 1915-18 Mart deniz muharebelerinden sonra 25 Nisan'da başlayacak kara muharebeleri öncesinde Hamilton'un bir şeyi vardı. Türkleri sadece İstanbul'dan değil Anadolu'dan süpürüp atacağız. 1070'e dönmek. 71'de 70'e dönmek. Tabii yani daha Anadolu Selçuklularından önceki Bizans'ın ortası. Şey. Şimdi sana Sakarya'da yenilseydi zaten bu Kuvayi Milliyeci komutanların hepsi asılacaktı meclisin. Kesin. Hepsini asılacaklardı. Esas bilinçlerinin altında bu vardır. Esas bilinç asılacaktı ve meşrulaşmamış Sevr Osmanlı Meclisi mecrusanı yokken kabul edilmiş Sevr Anlaşması'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmediğinden dolayı senin Yunan tepeden tırnağa desteklenmiş Yunan ordusunun tarafından ezip darmadağın edip Sevr'i sana Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzalattıracaklardı. Evet. Nokta. Hakkı abi nokta. Şimdi sorumuza baştan yine dönüyoruz. Tabii içini doldurduk. Güzel doldu. Yani şu andaki mevcut 2020'nin Türkiye'sindeki nöbetçi, millete hizmet nöbetinde bulunan siyasi hükümetin derdi ve maksatı. Abi sen ben biliyoruz abi şimdi. Yani bunu niye yapıyorlar? Yani hala bir şey mi var sizce? Bu ben açık açık konuşuyorum yani. Bir halifelik, İslam Cumhuriyeti, Osmanlı bakiyesi bir Türkiye olduğu zaman şu andakinden daha iyi olacağımızı mı? Bu hakaret etmek istemiyorum ama biatçı, ümmetçi Araplarla bir olup İslam Birliği mi kuracağız? Biz İslam Birliği'nin başına geçeceğiz, halife olacağız da. Yani hayallerindeki, ufuklarındaki, şu andaki mevcut devlet başkanının halife olduğu bir Türkiye sanki dünyada daha hükümrar ve biz Türkler daha müreffeh mi yaşayacağız? Yani sizce böyle bir idealleri, kırmızı elmaları var da bizden mi saklıyorlar? Değilse ihanet içindeler mi? Gaflet içindeler mi? Ne abi bu hareketin anlamı ne sizce? Hocam İslam dinini, Kur'an-ı Kerim'i bilim bilim okuyup anlayan bir insan halifelik müessesesini bugün ben halifeyim, Allah'ın elçisiyim, yeryüzündeki elçisiyim dediğin zaman onu bir sorgular. Ama şu anda ben istiyorum bence. Onu bir sorgular. Hayır yok tabii. Ve nedir o? Mesela halifelik kaldırıldığı zaman daha sonra en çok buna karşı çıkan İngilizler olmuştur. Daha sonra her İtalya'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin kendi halifeyi yetiştirmeye çalıştı. İşte Almanya, Cemalettin Kaplan'ı halife olarak yetiştirmiştir. Öteki Fethullah, Amerika Fethullah Gülen'i halife olmak yetiştirmiştir. Evet, evet. İngiltere X kişiyi, bilmem ne, herkes amaç nedir? Amaç Türk milleti. Türk milletinden ziyade coğrafya. 1,5 milyar Müslüman coğrafyasında hakimiyet kırmak. Burada Anadolu en çok direnen, en çok emperyalizmi dize getiren,
emperyalizmi dünyada ilk defa dize getiren, yola gelmeyen Türk ulusunun, Türk milletinin ve buna bu bilinci sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü baş düşman ilan ediyor. Evet. Bakın İngilizler, Kemalist tabiri İngilizler. Yani bu emperyalist güçlerin asıl hedefi değil Türk'den ziyade bu bölge değil mi abi? Hocam şimdi yani, bak. Ekonomik, siyasi, bak pek çok şey var da. Ve burada böyle bir bölgede Türkler ve hele bir de kendi dinlerinden olmayınca, Müslüman olanca bu güçlerin böyle düşmanlıkları kabarıyor. Ama şu anda güya bizi idare eden, güya devletin, milletin bekasını sağlayanlar bence tersi gibi. Yani onların beka için tehlikeli, vatan haini olarak gösterdikleri diğer siyasi görüşler daha çok ülkenin bekasını düşünürken sanki böyle siyahla beyaz yer değiştirdi gibi. Tabii. Hocam şimdi mesela Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu milli mücadeleyi başlattığı zaman Tekafiye, Sakarya Savaşı öncesi ordunun donatılmasını, Tekafiye Birliği emirleri dediğimiz o millet ordu bütünleşmesini sağlarken yaptığı çalışmalarda hep dönemin müftüleri vardır arkasında önünde. Dönemin müftüleri yani vardır. Mesela bir ama bugünler Atatürk'ü dinsiz gibi. Şimdi bakın müftüler de kendi aralarında bölünmüştü. Bir kısmı İstanbul hükümetini savunmaktadır. Bir kısmı da Mustafa Kemal'i savunmaktadır. Mesela Mehmet Akif Ersoy'u biz biliyoruz ne kadar bir kurs yazmış olduğu bir İstiklal Marşı'nın karşılığında meclisten para almayı reddetmiştir. Bu derece onurlu, ilkeli bir insan, bu derece vatansever bir insan. Gazi Mustafa Kemal'in yanında ermiştir. Nitekim Elmalılı yazar, El Eser Mevzu, Ahmet Hamdi Aksekiler falan Kur'an-ı Kerim'i tercüme ettirmişlerdir ve diyaneti kurmuştur. Ve Türklüklerde ilk defa imamlar maaşa bağlanmıştır. Değil mi? Evet. Yani bu derli toplu İslam düşüncesini daha çağdaş, daha aydır. Yani ben şuna inanıyorum. Laik, demokratik, çağdaş yapı aynı zamanda en insanidir ve en İslamidir. Niçin diyeceksiniz? Şimdi biz Medine Sözleşmesi'ne bakarsak, Uhre'ye fazla girmeyelim. Medine Sözleşmesi'ne bakarsak burada da benzeri durumlar vardır. İslam'ın en temel özelliklerinden biri adalettir, liyakattır, emniyettir, meşverettir, maslahattır. Bunlar doğruluk, düzgünlük, çalışkanlık, adaletin yüceltildiği bir yapıdır. İslam dini aslında anti-emperyalist bir dindir, mazlumların dinidir ve Kurtuluş Savaşımız bizim milli mücadelemiz tüm dünyada dengeleri değiştirmiştir. Üzerine güneş batmayan Büyük Britanya İmparatorluğu çoğu mazlum kelimesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e aittir. Çoğu mazlum milletlerde uyanışa neden olmuştur. Ve hepsine bakın Afganistan'a Gazi Mustafa Kemal Atatürk o zaman Gazi değildi. Atatürk de değildi. Gazi ünvanı Sakarya'da alıyor. Orayı da geçtik. Mustafa Kemal Afganistan'a subay ve öğretmen gönderiyor. Ve Nehru ve onun esas Gandhi ve onun yardımcısı Nehru, Gandhi diyor ki biz diyor İngilizlerden sadece otonom almaya razıydık. Bizim aklımızdan hayalimizden bir bağımsızlık asla geçmiyordu. Ancak Mustafa Kemal Anadolu buna Yusuf İzzettin Dinamo kutsal isyan diyor. Turgut Özatman Çalın Türkler diyor bu savaşa. Evet. Bu savaş bizim düşüncelerimize bir kırılma yaratmıştır. Motivasyon olmuştur. Dünya Müslüman, mazlum Müslüman uluslarının tekrar ayağa kalkması, bir bağımsızlıklarını alması, sömürge imparatorluklarının yıkılmasına neden olmuştur. Dünyada dengeleri değişmiştir. Bu Salim İslamiyet'e, Müslümanlığa en büyük katkıyı kim yapmıştır sorusunu böyle cemaat ve tarikat birbirini şirke girmekle suçlayan, kendilerini Mehdi ilan eden, devletin dünyevileşmiş, ticarileşmiş, siyasileşmiş yapıların birbirleriyle kavgasını sürdüren bu yapılar değil de daha evrensel düşünen bir durum var ortada. Bütün dünya Müslümanlığına faydası olan bir sonuç var. Bu Kurtuluş Savaşı sadece Türk milletinin değil. Evet. Bak abi şimdi gerçekten hocam çok engin bilgilerimiz var Derya. Şimdi saatlerce konuşsak bitmez. Ancak şu konuştuklarımızdan paylaştıklarımızdan şöyle yavaş yavaş toparlayacak olursa bugünkü programın konu başlığıyla biraz daha doldurmak adına
size dağılmamak adına diyorum. 30 Ağustos sıradan bir gün değil aslında. Dünyanın en önemli yani, günlerinden biri 30 Ağustos. Evet. Ne önemli. Bir de kendi kategorisindeki... Dünyada sarsıntı yaratmıştır. Bütün evet. Dünya dengelerini bozmuştur. Bir dakika. Ha, yani ben sorumu soruyorum. Şimdi 30 Ağustos o kadar anlamlı ki kendi kategorisinde diye nitelendirilen Türkiye hükümet tarafından şu andaki 19 Mayıs'tan da, 23'ten de, 29 Ekim'den de ne bileyim onların öcü gördüğü Türklüğün öne çıktığı, Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in öne çıktığı, öcü gördüğü günlerin hepsinin de üzerinde bir 30 Ağustos. Yani madem bu coğrafyadayız, madem biz Türk milleti, öncelikle milleti ve devletiyiz, bizim için en önemli gün 30 Ağustosken bu kadar önemli bir günü, bunun önemini ben Türk olarak şu andaki Bonyal ve Gazeteci Hikmet'te geri değil, dünya, Türklüğün, Türkiye'nin dışındaki bütün tarihçilerin bence yüzde büyük çoğunluğunun kabul ettiği bir tarih. 30 Ağustos Anadolu'da Türklerin kaderinin tescillendiği ve hala şu anda da işte 98 yıl oldu. Bu kaderin üzerine yaşıyoruz şu anda. Böyle bir tarihi yok sayma cüreti gaflet değilse delalet mi yoksa hıyanet mi hocam? Bak ne kadar net soruyorum. Evet, nedir hocam? Şimdi bakın hocam doğrular yanlış yola giderek geriye dönüp ileriye gidemeyiz. Yani biz yanlış yola giderek yanlışlıkla yenilmeye mahkumdur. Şimdi herkes, ben vatan severim. Ben bu vatanın iyiliğini istiyorum. Herkes öyle yani. Diyor. Milliyetçilik tanımı yapıyor. Gazi Mustafa, bakın emperyalistlerin iki temel virüsü vardır. Etnikçilik ve mezhepçilik. İki temel virüs. Bu coğrafya, sadece bu coğrafya değil, Müslüman coğrafyasında ve diğer coğrafyalarda. Ne diyorsun? Amerika'da da aynı şey. Etnikçilik ve milliyetçilik. Şimdi etnikçiliği ele alalım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Türkiye halkına, Türk milleti derken bu ülkede yaşayan çok farklı inanç grupları, çok farklı etnik grupları kendisini buraya ait hissediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne. Evet. Yani bütün mesele, şimdi biri kalkar der ki efendim şu şudur, bu budur. Ya sen niyetin iyi olabilir. Benim gözümde sen aynı olarak... Biz kan tahlili yapmıyoruz. Tabii yani sana. Şimdi bakın. Kan tahlili yapsanız da bunun da tespiti vardır. Kimse tam olarak ne Kürt'tür, ne Türk'tür, ne Arap'tır, yani, ne İskandinav'dır. Yani. Şimdi bu kan tahlili... Ama adına koymak lazım. Şimdi adına koymuştur. Hocam bizim ruhumuz önemlidir. Kanımız değildir. Ben evet. Diyorum ki kimliklere saygı ama kimlikçiliğe hayır. Hayır. Kimlikçilik derken biz insanı, ben kendimi tanımlarken ben Yörük, Akşekiliyim, işte Sünni mezhebine sahibim, Müslümanım, ben eğitimciyim, ben şuyum, ben buyum dediğim her şey benim kimliğimdir. Ben bu kimliklerime saygı isterim. Ancak ben kimlikçilik yaparak diğerini ötekileştirirsem burada bir çatışma olur. Bu çatışma anında herkes birbirini hainlikle, vatan hainlikle suçlamaya başlar. Burada bir kavram kargaşı olur. Bundan kim payla verir? Bu millet, ben şimdi hiç kimseye, hiçbir partiyi, hiçbir lideri, hiçbir şahsiyeti asla hedef almadan o şahsiyeti, şimdi bir Cumhuriyet Halk Partisi, bilmem kaç yıllık sürecinde ilk dönemi, sonraki dönem, şu dönem aynı değildir hocam. Hiçbir partinin kuruluşundan günümüze kadar, biraz particilik nedir, siyaseti hepimizin ilgilenmesi lazım, hepimizin boyun borcu. Ancak değerlerin siyasete alet edildiği, çıkarcı, menfaatçi yaklaşımları çok fazla taban bulduğu particiliğe biraz dikkat etmek. Evet hocam, tam yeri. Türkiye'de siyaseti değerlendirmiş hocam. Şu anda yaşadığımız ve gidişat, siyaset olması gereken mecradan uzaklaştı mı yoksa siyasettir işte bu her ne yapıyorsa siyasilerden beklenir. Siyaset işte budur diyebiliyor musun? Evet. Şimdi bu hocam dedik ya Cumhuriyet Halk Partisi sürekli dalgalanma geçiyor. Bütün partiler dalgalanma geçiyor. AKP'de dalgalanma geçiyor, MHP'de dalgalanma geçiyor. Yani. Şimdi hiçbir parti kuruluş günlerine benzemiyor. Durdu mu hocam? Yok yok tamam hocam ben sesim. Kuruluş günlerine benzemiyor. Biz şimdi herhangi bir partinin yücelteni veya tukakada diyeni veya yücelteni değiliz. Biz... Olmak zorundaymış gibi hava var yani. Şimdi hocam ya bak, söylesin, ya ben şimdi olma yok gibi. Geçmişte A partisi, B partisi, C partisine üye olabilirdim. Şu anda hiçbir partiye üye değilim. Ben kendimin sözcüsüyüm. Ben Hakkı Gülecin sözcüsüyüm. Herkes kendi sözcüsü olsun, bir partiye oy versin ve asla onun sözcüsü olmasın. En bir çok açısı da, olmasın en değil mi? Marabası asla, olmasın. Hayır hocam, şimdi bizim beynimiz özgür akla,
özgür vicdanla varsa, irademiz kovulmamışsa biz insanlaşırız. Ama konuyu öteki ya. öteki türlü robotlaşmış kitlelerle bir yere gidemezsiniz. Zaten geri bıraktırmak istiyorsanız bir ülkeyi, onların vicdanlarını ve akıllarını ipotek koydurmalısınız. Allah insanın aklına ve vicdanına ipotek koymamışken Allah insanların bana şah damarından yakın, beni benden iyi bilen, yüce yaratan, benim irademe ipotek koymamışken benim biat ettiğim bir kişi, bir tarikat mensubu, bir parti lideri, bir Ahmet, bir Mehmet beni nasıl robotlaştırabilir? Ben kendimi inkar etmişim. Evet hocam, size onu soruyorum. Ben soruyorum. Niye? Nasıl oluyor hocam? Şimdi burada... Yaratan bile beynime, benim hür irademe ipotek koymamışken, akıl demişken, peki yaratılan nasıl bana ipotek koyuyor veya soruyu teslim ediyorum. Ben niye kendimi teslim ediyorum tamam. Hocam? Niye biat ediyorum? Bak hocam. Niye bir liderim? Partiye niye bağlanıyorum? Örnek verin. 1980 Amerikancı general Kenan Evren en büyük elindeki malzemeleriyle Atatürk çürüttü değil mi hocam? Evet. Atatürk çürüttü. Peki biz o zaman üniversitedeydik. Biz Atatürk'ten, Atatürkçülerden nefret ettik. Niye nefret ettik abi Atatürk çürüttü? Niye nefret ettik? Onun tanımladığı Atatürkçülerden nefret ettik. Şimdi çünkü orada bir dayatma vardı. Dayatma var. Ve Kenan Evren'e kızıyorduk, çok kızıyorduk. Şimdi hocam insanın özgür aklı ve vicdanı dayatmalara direniş. Ama siz o insanın aklını ve iradesini kontrol etmeye başlarsanız aptallaşır, düşer. Artık, nasıl kontrol edilir hocam? Nasıl kontrol edilir? Korkuyla, menfaatle diyebilirim. Hocam korkuya da gerek kalmayabilir. Korku da işin bir parçası. Korkuyla da şimdi yani. Eğitim çok önemli. Eğitim okulda ve evde verilir ya eğitim. Hı. Okulda siz, ben mesela Almanya'da, Danimarka'da çok meşhurunu gördüm. Rusya'da da aynı. Gelişmiş tüm ülkelerde aynı. Mesela diziler izliyoruz. 1910 model Amerikan dizilerinde, aile dizilerinde şunu görüyoruz. Orada bir sorgulama var hocam. Yani şunu söylemek istiyorum. Neden diyor? Tabii neden diyor, niçin neden diyor. Yani şimdi 12 yaşına kadar çocuklara asla bir şey ezberletmiyorlar. Bak bu çok önemli. Çünkü bizim beynimiz depo gibi kullanılırsa süreç içerisinde analitik düşünme, mantık, muhakeme yeteneğini kaybediyor. Bak, şimdi 12 yaşına kadar biz öğrenmemizi ezberleyerek değil de ya bir dakika bu nasıl olmuştur, bu nedir, ne değildir araştırarak, sorarak, düşünerek öğrendiysek bizim beynimiz, bizim akıl çapımız gelişiyor. Bizim aklımızın denetimindeki zihnimizin ürettiği düşünceler bize ait olacak. Gelişecek, olacak, bütün partilere, var. Bütün liderlere, geçmişe, geleceğimize böyle bakacaktır. Bizim yaratılışımıza uygundur. Bizden aslında dikkat ederiz. Şimdi hocam, bizde şimdi şöyle yapıyorsun, ezberliyorsun ya, ondan sonra matematik zekası gelişmez. Bak bunu size iki kere yıkıyorum. Bak karşımdaki ne diyorsun? Bunun da. Niye üçteyi, niye beşteyi? Bak hocam, bunun da... Ben aynı zamanda eğitimciyim. Son yıllarda matematikle fenden sıfır çekilen ve ortalama 45 soruda beğenmediğimiz, gerçekten beğenmediğim 2002 önceki eğitim öğretmen odaklı sistemini eleştiriyordum. Şimdiki sistemi de eleştiriyoruz. Çünkü burada öğrenci şımarıklığı var. Öğrenci sınıfta kalmayı kaldırmışlar. Öğretmen otoritesi sıfırlanmış. Öğrenci iki kere çarpım tablosunu bilmeden ortaokuldan mezun oluyor, liseye geliyor, çarpım tablosu bilmiyor. Şimdi bu nedir hocam? Bakın, matematik zekası gelişmeyen toplumların adalet duygusu gelişmez. Değil bitti. Mi? Bu bir tespit. Evet, bir daha söyleyelim. Matematik zekası gelişmeyen kişilerin ve toplumların adalet duygusu, adalet mantığı gelişmez. Ne demek? Ne alakası? Matematik dediğimiz analitik düşünme, mantık, muhakemedir. Bu budur, şu şudur, iki kere iki dörttür, toplama, çıkarma. Hep böyle bir beynimizi sol tarafa bağlantı yapar değil mi? Sol taraf analitik, mantık, muhakeme düşünür. Matematik zekası. Hı, evet. Şimdi bakın, matematik zekası gelişince hani pay edersin ya mesela biraz sana şu kadar, bana bu kadar, şu şöyle, bu böyle veya ne bileyim bir hesap, kitap. Burada bizim analitik yani muhakeme yeteneğimiz yok. Şimdi muhakeme yeteneği gelişmeyeni adalet duygusu da gelişmiyor. Şimdi bu birinci şık. Mantık değil başka şeyler de deneyiz. Ya şimdi doğru kabul edilmiş vardır.
Şimdi zihnimizin iki türlü çalışma şeyi var. Bir tümden gelip bir tüme var. Tümden gelmiş, tümeden gelmişidir. Bu şişe kırmızıdır diye ben bunu söylüyorum. Evet. Hiç kimse bunu sorgulamıyor. Sonra diyorum ki bunun kırmızı olduğunu destekleyen bir sürü veriler koyuyorum. Ancak bunun kırmızı olmadığını destekleyen veriler de var. Onları yok kabul ediyorum. Önemsizleştiriyorum, çarpıtıyorum. Sonuçta buzdur, sen bu kırmızıdır diyorsun. Kabul ediyorum. Kabul ediyorsun. Bunun kırmızı olduğu yönünü destekleyen veriler de var. Buna kırmızı olmadığını destekleyen veriler de var. Karşılaştım. Tamam, ne yapıyorum o zaman? İnsanlar iyidir desem de beni destekleyen veriler vardır. İnsanlar desteklemeyen veriler vardır. Şöyle denir. Şimdi siz buna dediniz ya, kırmızı dediniz. Ben de kabul ettim. Çocuğum, siz eğitimse dayattınız. Ha, şimdi geldi, bu kimden geldi? Bir gün geldi. Buna mavi diyen, siyah diyenlerle karşılaştığım zaman ben ne yapıyorum? Ha bak şimdi, bunu devam ettirip. Şimdi bunu tümden gelindir. Önce bir şey ortaya atarsın, fikir. Bu fikri destekleyen bilgileri yığarsın ve sonuçta kitlelere bunu kabul ettirirsin. Kitlelerin algıları istedik şekilde formatlanır. Bu tümden gelindir. Halbuki aklımızın yönetiminde zihnimizin ürettiği düşüncelerle tez, antitez sorgulayarak, merak ederek bu nasıl olmuştur, bu şuysa bunun karşılığı budur, o zaman şu olur, bunun da karşılığı budur diye tüme varım metoduyla sonuca ulaşmak bizim aklımızın devrede olduğu doğamızda yaratılışımıza uygun bir yaklaşım tarzıdır. Şimdi ikinci şık bizim eğitim sistemimizde yoktur hocam. İkinci şık, bakın nerede bir bilimsel çağ atlamış, aydınlanma devrimleri bitirmiş, sanayi devrimini yakalamış insanları eğitim sistemlerinde düşünce sistematikleri tüme varımdır. Evet, ve sanat, matematik, felsefe onların temel dersidir. Evet, nokta. Nokta. Hocam çünkü biz şimdi olay bayağı arada gidiyor. Şimdi izleyenler veya arada girenler olsa bu adamlar ne konuşuyor? Eğitim sen mi konuşuyor? Evet ama. Olsa olsa diyecek hep bir baba. Ama hepsi bir. Tamam hocam. Ben moderatör olarak toplayayım hocam. Size en son şunu sormuştum. Türkiye'de 30 Ağustos'un tarihinin önemini bildiği halde ben bildiklerine inanıyorum. İyi halde önemsizleştirmeye çalışanların niyeti nedir demiştim. Biz buradan eğitim sistemine geçtiniz. Avrupa'da şöyle bize yani toparlayacak olursak demek ki bizim şu anda bizi yönetenlerin de çünkü bura biraz serbest tamam. Hocam. Şu anda bizim ülkemizi yöneten millete hizmet görevinde hükümet edenlerin siyasilerin de aldıkları eğitim sistemi ve inandıkları dava diyeyim artık daha üst modelde frekansı modda İnandıkları dava 30 Ağustos'u önemsizleştirmeyi emrediyor. Hani biraz önce dediğiniz gibi bu su kırmızı dediniz ya. Bu insanlara bu 30 Ağustos kırmızı olarak böyle yüklendiği için bunun kırmızı olduğunu şu anda da yetkililer olduğu için hala ısrarcılar. Ama bir tarafta da niyesinin cevabını mantık süreciyle, akıl mantıkla kırmızı değil. Ha, tamam, mavi itiraz etmeyeyim ama deyip aklını çalıştıran var. Çalıştıranlar var. Ama bu aklını çalıştırmayıp da kırmızı da ısrarcı olanlar bu aklını çalıştıranları vatan hainiyle ülkeye, millete ihanetle suçlayarak ellerindeki adalet ve resmiyet gücünde kullanarak sanki biz gibi düşünmek zorundasınız, düşünmezseniz vatan hainisiniz değil, kırmızı konusuna dayatıyorlar. Bu bir realite. Şimdi hocam toparlayalım, yani saatimiz doldu. Tabii ki çok da bir dakika sınırımız yok. Savaş şeyi bitmedi, biz biraz daha... Hocam evet, onun için şimdi biz zaten önemli olan burada biz insanlara gibi bilgilendirmek, ders vermek değil. Tabii. Yani genel manada... İçeride var olan dışarı çıkarmak. Hocam oradan da... Kırıp dökmeden, kimseye üzmeden, kimseye hakaret etmeden, hocam tamam, hiç kimseye hakaret etmeden. Asla yapmayın. Benim karşımda bütün dünya görüşüne sahip, ben bütün partilerin içinde, A'dan Z'ye tüm partilerin içinde milliyetçi, vatansever insanların olduğuna inanıyorum. Kesinlikle. Bu %1500 doğru. Ha, kimin de fark A'dan Z'ye. Ama insanların düşünce sistematiği şudur budur. Onu sorgulamazsın. Evet. Sen kendi doğrunu ortaya koyarsın. Sonuçta saygı önemli. Bir de şu var hocam. Yani şimdi çoğu konu tartışılıyor. Hatta şu anda dünyadaki insan sayısı kadar görüş vardır değil. Bütün görüşler birbiriyle tartışılabilir. Yani bu da bir realite. Fakat bir de şu var. Genel kabul görmüş bazı realiteler var. Nedir bunlar? Evrensel insani değerler. Evrensel insani değerler. Bunlara tartışmamamız lazım. Ya. Ha neyini tartışırız? Ayrımcılığını, bölgeselliğini veya kültürel farklılığı. Ama tartışılmayacak değerler var. Nedir? Bence
Bunu bence diyorum çünkü birilerine göre böyle değil, tam tersi. De, dini savunan insanlara aklı devredişi bıraktığın insanla ben hiçbir şey tartışmayacağım. Aklı devredişi bırakıp da farklı şeylerde bir temel değer görüp onun üzerine tartışma veya bir hareket edilecekse ben orada yok. Niye? Çünkü inancım gereği de şu andaki aklım ve mantığım gereği de beni insan olarak canlılardan ayıran en belirgin özelliğim aklım. Benim aklımı aldıktan sonra, yani aklımı yok saydıktan sonra biriyle, benim aklım yoksa biriyle hiçbir harekette bulunmam. Yani onun insan eline koyamam. Çünkü adam benim aklımı, yaradanım bana bahşetti, aklımı yok sayıyor. Kendisi akılsızlığını akıl sayıp bana hükmetmeye çalışıyor. Ellerindeki bir takım güçler sayesinde. Onun için toparlıyorum hocam. İnşallah ve temennimiz içinde bulunduğumuz gemi, içinde bulunduğumuz, mensup olduğumuz devletimiz, milletimiz adına, ülkemiz adına, daha doğrusu geleceğimiz adına, çocuklarımız, torunlarımız adına 2071'den bugün 2020 yılındayız. Bu bölge, bu coğrafya, bu yurt, bu vatan, bu milletin gelecekte de bize geçmişten çok daha iyi bir vatan olması adına günümüzdeki geçici siyasi hükümetlerin aldığı bir takım kararlar adı üstünde siyasidir. Biz çok fazla bunlara itibar edip de ne olur kardeşliğimizi, bütünlüğümüzü, birliğimizi, millet olma olgu ve şuurundan uzaklaşmadan bir takım bu mezhebi yaklaşımlara, inanç yönleri falan fazla itibar etmeden inanç kişisel de, bütün dinlerde, bütün inanç sistemlerinde bu değişmez, yine tartışılmaz bir realitedir. Yaratanla insanın arasındadır. Biz daha onu bile becerememişiz. Cemaatçiler, ümmetçiler, neyse fazla dalmayın ki ben de girmeyeyim. Çünkü konuya girmemiz yok. Güzel bir program oldu hocam. Yani temennimiz, niyetimiz bu programda dinleyenlerden ricam şu. Biz burada ne Hikmet Peker'in ne Hakkı Güleç'in kendilerince doğrularını izleyenlere, izleyeceklere dayatmak asla değil. Kendi adıma konuşuyorum. Hem bir biçim. Sadece şahsi görüşlerimizi bildiğimiz, araştırdığımız, okuduğumuz, öğrendiğimiz kadarıyla ve aklımızdan, bu çok önemli, akıl mantığımızı süzgecinden geçirerek gelecek adına faydalı olmasını umduğumuz görüşlerimizi amatörce burada sizlerle paylaştık, yorumladık. Umarım kimse öküz altında buzağı arayıp söylediklerimizden ziyade, işaret gösterdiklerimizden ziyade parmağımıza takılıp kalıp bize bu programın altına nahoş, cevap hakkı doğuracak yorumlar yazmazlar diye umuyorum. Hocam size de teşekkür ediyorum ancak karşımda bulmuşken, yani biz 30 Ağustos tamam eğitimci bu bitmedi dedik ama bitmedi. Tamam mesaj alındı hocam. Hocam bulmuşken bir, şimdi günümüzde kişisel gelişim uzmanı diyorlar ama biraz ayağa düştü. Yani evet, önüne evet. Gelen kişisel uzmanı oldu. Size pedereci olarak. Ha, psikoloji. Bir pedereci olarak. Psikolojik danışma. Aile danışmanı. Olarak. Size özel bir sorum var hocam. Buyurun, yani, buyurun. Eğer olsa kısaca yine. Çünkü ya, tamam, buyurun, buyurun. Şimdi ben de bir kişiyim, bir şahsım, bir bireyim, bir yaratılan, bir insan. Hikmet Peker. Şahsına bir evet, basın. Hocam sizle de birkaç yıldır bir sivil toplum buluşunda başlayan tanışmışlığımız sosyal medya üzerinden devam ediyor. Ne olur, farz edin ben çıktım, yani başka biri soruyor bu soruyu. Hikmet Peker'in tanıdığınız kadarıyla, bildiğiniz kadarıyla, bu dünyadaki, bu fani dünyadaki 1966 doğumluyum hocam, 54 yaşındayım. Bildiğiniz kadar dedim gerçi. Karşılığı ne hocam, ben ne yapıyorum, neyim, Hikmet Peker kim bilir? Şimdi Hikmet hocam, sizinle dünya görüşümüz bence %70 tutuyor. %60-70 tutuyor. Elinin üzeri tamamdır hocam. Tutup tutmaması da önemli. Çok tutmuyor. Evet. Tutmaya da biliyorum. Ben diyorum ki benim karşılık görüşüm olsun ancak adam gibi olsun, bir. Bilgili olsun, iki. Ben onu kaldırıp ortasında taşım. Niyeti iyi olsun. Donanımlı olsun. İki şık. Aklı devrede çıkarmasın. İyi niyetli ve donanımlı. Şimdi siz iyi niyetlisiniz ve donanımlısınız. Öyle mi? Tutmuyor. İtfat etmiyorsunuz yani. Hayır. Donanımlısınız hocam. Sıra dışısınız. Bu sıra dışı sizin yaptığınız bu gazetecilik olsun, ticari işler olsun, kalkıp karabunlardan buraya gelip her babayı yapalım. Burada sizin biraz tuzu kuruluk var. Yani diyorsun, hocam şu ara onu ya da ikametim. Yani bu hocam bakın bir şey anlatayım. İşlerim. Siz şimdi isteseniz kahvede taş ve ticaret. Okey öyleriz. Bu yaptığınız işler belki hiç kazanmayıp cebinizden dağıtıyorsunuz. Bu anlamda kazanmaya kazanma. Şimdi burada siz bu tip programlarda niye yapıyorsunuz? Bir
topluma faydalı olmayı önemsiyoruz bana göre. Bence. İnsanın doğasında, insanın doğasında yardımcı olma, faydalı olma, paylaşma, iyi insan olma vardır. Fıtratında bu vardır. Her insanda olduğu her insanda vardır. Her insanda İnsanlar huzurlu olabilmesi için fıtratına uygun yaşamak zorundadır. Bak, nasıldır doğasına uygun? Ama hocam, dediğiniz gibi kendimi biraz ayrı ve cins görüyorum. Madem her insanda var, niye herkes benim gibi değil de herkes önüne gelene hocam, gazeteci kişiliğinizle, sorgulayan yönünüzle hep bir ters köşe soru soracaksınız ki insanları odaklandıkları yerden kendilerini sorgulamalarını sağlıyorsunuz. Bu çok önemli. Ben sizin o rahat haliniz, hani bir de bir pandemi sürecinde bir hafif bir şey oldu ya, orada ayağa kalktınız. Bunun altta yatanı sizin ruhen güçlü olmanızdır. En önemlisi bedenen. Şimdi biz insanı tanımlarken ruhsal, bedensel ve sosyal varlıktır diye tanımlarız. Bu üç yönden iyi olan insan, sağlıklı olan insan iyidir. Siz burada sosyal olarak bir sosyal bitenin içindesiniz. Evet. Ve bedensel olarak iyisiniz. Ve ruhsal olarak da iyi olursunuz. Sac ayağının bir tanesi aksarsa diğerlerini aksatır. Yani mesela sen ruhsal yönden bozuksa fizyolojin de bozulur. Yani psikosomatik rahatsızlıklar ve sosyolojin de bozulur. Sosyal yaşamda bozulur. Sizin güçlü duruşunuzla, yaptığınız işle iç huzurunuz geliştikçe sonra da toplumda ya seni üzen, elimizde olmayan, korkutan, üzen, öfkelendiren, sinirlendiren, endişelendiren duygu durumlarını yönetebilme yeteneğiniz artıyor. Şimdi dipte huzurlu olan insan üzülürken de huzurludur. Benim iç durum sizce nedir hocam? Hocam o sizin ben biraz beden dili, mikro beden dili konusunda uzman yönümüz var. Yani, şimdi sizin duruşunuz mesela siz ayağınızı sallamıyorsun. Şöyle şöyle yapsan ayağını geriye atsan şöyle rahat oturuyorsun koltuğa. Yani şöyle yapsam düşün ki bak şöyle yapsam arkaya çektim. Bedeninden anlaşılıyor değil mi? Bak hocam şöyle dursam. Benim de Akı Bey rahat olun falan diye uyarmışsınız. Ama ben koltuğa rahat oturdum, genişledim, gülüyorum, şu çekim yokmuş gibi rahatım. Eyvallah. Bu rahatlığın temelinde sizin doğanıza uygun yaşadığınız vardır. Bu çok önemli. İnsan dürüst de bak, dünyaya insan ahlaklı doğar hocam. Yazın. Kesinlikle, inancımız gerekiyor. Harvard Üniversitesi uzun uzun anlatmak yani test etmiş, denemiştir. Bütün dinlerde böyle, İslam dininde böyle hocam, insanlar dinle alakası dünyaya, yok. Yok da yani kitabımızda da insanların yani dürüst olarak dünyaya geldiğine inanırız. Bu bütün dinler bu hocam evrensel, bilimsel bir doğrudur. Bununla ilgili araştırma yapanlar bu gerçekle karşılaşır. Sonradan ne olur? İnsanların yaşam koşulları, onların ruhsal yapılarına, düşünce yapılarına maruz kaldıkları o sistemler, rejimler onları bozabilir, rejimler edebilir. Ancak sen dünyaya sağlam geldin. İşte sen dünyaya geldiğin esas modunu yakalayan bir yaşam tarzını kendisine renkler edildiğin, hisselleştiğin zaman sen huzuru bulursun. Paran az olur, çok olur, şu olur, bu olur, borçlar. Yani sizden ben bir topluma faydalı bir adam mıyım abi? Özetleyelim hocam. Gülüyorsun barışmışsın. Sen gülüyorsun ya şuna. Evet. Barışmışsın abi kendine. Allah aşkına. Bir ege sorunun yok. Barışıksın kendine. Evet. Barışık olduğun için rahatsın, mutlusun, huzurlusun. Huzur. Ha huzurlusun. Şimdi ben burada bir yanlış laf söylüyorum. Üzerim seni ama dipteki huzur seni bozmaz ruhsal yönden. Gelip geçici olur. Yani orayı yönetebilirsiniz. Bir hakarettir Allah korusun. Hocam ben bedava doktora gitmiş oldum şu anda yani iyi. İyisiniz hocam. Ama yani yaptığınız olmadı. İnanın ben zaten öyle hissediyorum. Hocam en mutlu insanların hani Einstein'ın da bir lafı vardır. Kur'an-ı Kerim'de de vardır bu lafın karşılığı. İnsan diyor insanlara ve eşyalara endeksli yaşayacağına amaca endeksli yaşa mutlu ol diyor. Amaca ben endeksli. Hocam, ben senin endeksli. Burada bir amaca endeksli yaşam var. Hani bir insana endeksli yaşayabilirsin oğlum şuna buna. O zaman o istendik, onu yönetemezsin. Yönetemeyince beklentin olur. Beklentin olunca huzursuz olursun. Veya benim niye uçağım yok, niye atım yok, niye arabam yok gibi böyle eşyaya endeksli bir beklenti içerisinde olursa o da sizi mutsuz eder. Doğru mudur? Yani hocam buradan şu sonuç çıkıyor. Programı kapatmadan önce benim pek çok köşe yazımda, kitaplarımın ön yazılarında ve yeni tanıştığım insanlara ihtiyaç duyuyorum demek ki. İddia ettiğim şeyi siz şu anda tescil ediniz. Ben kendiyle barışık, iç huzurunu sağlamış, çevresine karşı
ortalamanın üzerinde duyarlı, kendisinin dışındaki insanların derdini dert bilip bundan kurtulması için azami gayrete çaba gösteren, sosyal ama faydalı olmak için çırpınan acizane bir ülkücüyüm diye tanımlıyorum kendimi. Ha, en sondaki ülkücülük kelimesi belki o psikolojiye de yeri olmayabilir. Ama ben de böyle bir, bu da bir benim kusurum olsun. Takım yani ben bu bütün iyi huylarımı ülkücülüğüme veriyorum. Kötü huylarım var mı? Bana göre yok. Gerçekten sizin dediğiniz gibi ben insanlara faydalı bir insanım. İnsanları seviyorum. Faydalı. Dolayısıyla varsa da kötü huylarım bunu Allah, da artık topluma havale ediyorum. Allah'ım besin. Allah'ım besin. Evet, evet, bir şey söyleyeyim. Buyurun hocam. Kur'an-ı Kerim İkra oku diye başlıyor. Evet. Bilen ne bilmeyen bir olurum diyor. Akıl edin diye gidiyor. Akıl edin diye. Ben de dedim akıl. Hocam da. Şimdi aklı, vicdanı ve bilimi önemseyen akıl, insanlar doğru yoldadır hocam. Yani biz sınır ve sorumlulukları bilincinde alabildiğine özgür davranmalıyız. Özgürlük bir başkasına rahatsız etme hakkını bize vermez. Sınır ve sorumluluk bilinci içerisinde alabildiğine özgür düşünürsek o zaman biz kişisel gelişimimizi güçlendiririz, sürekli öğreniriz, sürekli okuruz, sürekli araştırırız ve bu okuduklarımızla, araştırdıklarımızla insanlara faydalı oluruz. Faydalı oldukça huzurumuz artar, mutlu oluruz. Öğrenme mutluluğu denir psikolojide buna. Öğrenen insan kendi annesine en uzun süreli bağımlı yaşayan canlı insandır. Her bir gelişimde özgürlüğüne bir adım daha yaklaştığı için hani rahat, bir yaşındaki bebek yürüyünce nasıl hocam mutlu olur? Evet. Bir şey öğrenince bak ben bunu sizde burada bir mutluluk oldu. Niye artık bu işle sohbet ettiniz? Bir şey öğrendi orada evet. Bir mutluluk oldu. Evet. Ben de sizden bir şey öğrendim. Bende de bu mutluluk oldu. Öğrendiğimiz her şey bizi mutlu kılar. Niye? Çünkü bizi yetkinleştirir, bizi güçlendirir, bizi daha... Hani bir laf vardır, kuyunun dibindeki kurbağa gökyüzünün kuyunun ağzı kadar zanneder. Okuduğunuz, okuduğunuz her kitap size o kuyunun ağzına yaklaştıkça gökyüzünü daha geniş görmeye, daha o yani hayatı daha sağlıklı görmeye başlarsın. Daha sağlıklı görünce olayları daha iyi yönetirsiniz. Ruh durumunuz daha sağlıklı olmaya başlar diyelim. Nokta. Evet, evet hocam. Hocam son birinde kapanış cümlesinde Hakkı Güleç'in en son konuşmanızdaki söylediğiniz ifadeyi not aldım. Onunla kapatıyorum. Hakkı Bey diyor ki ben de altına imzamı attığım için diyor ki yazıcı. Yeter ki insan akıl, vicdan ve bilimden sapmazsa altını istiyorum. Akıl, vicdan ve bilim. İşte dünyadaki ne kadar ömrümüz varsa mutluluğun, huzurun, sağlığın formülü bu demek. Yeter ki akıl, vicdan, bilimden uzaklaşsın. Bizim Anadolu Müslümanlarını bir tarafa bırakalım da bu gavur icadı falan diyerek kapattınız mı? Evet. Gavur icadı o tamam kapandıysa. Yok yok hocam o kapanmadı da yani. Ha evet. Tamam. Şimdi bak gavur icadı diyor. Gavur kelimesini tırnak içine alıyor. Mahkum ediyorsunuz her şeyini. Sonra onun ürettiği şeylerden sonuna kadar ya gidiyorsun hastanede onun aşısını kullanıyorsun. Hocam son bir şey söyleyeyim. Bu kapatalım. Amerika'nın ortalama bir haftalık patentli bulut sayısı 4000 adet hocam. Haftalık 4000 adet. Bu ortalama rakam civarında. Peki Türk insanının 4000 adet patentli buluşu ne kadar sürede yapıyor dersiniz? Geriye dönüp 117 yılda toplam 4000 adet. O zaman izin verirseniz toplumların tarihten yok olmasının sebebi akıldan, bilimden, aklını kullanmaktan uzaklaşmasıyla. Çünkü biri kalkıyor, şunu sana tamam hocam. Satıyor. Yani şu son dediğiniz altını siz de çiziyorsunuz. Akıl, vicdan, bilimler uzaklaşan insanlar, toplumlar ve milletler yok olup gitmeye buna sahip yok olan kişiler, topluluklar ve milletler de işte böyle hükümran bir üst düzeyde yaşamaya dünyanın medeniyetin, teknolojinin, aklınıza gelecek her türlü güzel şeyden faydalanmaya devam edeceklerdir diyorsunuz. Evet. Önümüzdeki günlerde yeni konu ve konuklarla tekrar birlikte olana kadar bugünkü konuğumuz Hakkı Güleç hocamıza selam, saygı ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hocam ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.